Aslında ofiste çalıştığımız dönemde yaptığımız en büyük hatalardan biri kahvaltıyı geç yapmak veya atlamaktır. Özellikle çok erken saatlerde evinden yola çıkan kişiler kahvaltıyı ofise belki bırakır ama çoğu zaman da yoğunluktan kahvaltısını atlamış olabilir. Kahvaltıyı atlamamakla başlayabiliriz sağlıklı beslenmek için ofis koşullarında. Ya da ofiste kahvaltı yapacaksak da mümkün olduğu kadar geldiğimiz en erken saati tercih etmeliyiz. Yaklaşık saat 9'dan ve 9.30'dan sonra yapılan kahvaltılar geç bir kahvaltı çünkü. Öğle yemeğinde dikkat etmemiz gereken en önemli parametre proteinli gıdalara ağırlık vermek. Çünkü öğle yediğimiz yemeklerde çorba, pilav, makarna ve tatlı, meyve gibi gıdaları daha ağırlıklı tüketirsek çoğu zaman öğleden sonraki saatlerde kendimizi daha aç hissediyoruz. O yüzden öğle yemeklerimizde ızgara et olabilir, etli sebze yemekleri olabilir, muhakkak bu besinlere ağırlık vermeliyiz. Salata barları da mutlaka tercih ederim. Hatta salataların üzerine eğer bulabiliyorsak peynir, ton balığı gibi yine proteinli gıdaları ekleyerek de öğünlerimizi tamamlamış oluruz. Ayrıca yoğurt konusuna da gelmek istiyoruz. Özellikle yoğurt tok tutucu gerçekten önemli bir besin. Yemeklerinizi tamamlamak olarak da kullanabilirsiniz. Ayrına göre de yoğurdu tercih edebilirsiniz. Gün içerisinde öğleden sonraki saatlerde eğer ara öğünler yaparsak akşam ve geç saatlerde eve dönen kişiler için daha da sağlıklı olacaktır. Öğleden sonraki saatlerde tercih edebileceğiniz ara öğünler kuru meyveler olabilir. Kolaylıkla da yanınızda taşıyabilir. Yine taze meyveler olabilir. Kimi zaman ofiste ara öğünler olarak da meyvelerin ofis süresince gezdiğini biliyoruz aslında masalarda. Yine aynı zamanda bisküviler olabilir. Ve süt, yoğurt gibi probiyotikli yoğurtlar olabilir. Eğer çok acıkıyorsak küçük bir peynir ekmek sandviç de tüketebiliriz. Veya akşam eğer geç saatlerimizde olacaksak ve yemeği çok geç saatte tüketeceksek daha yoğun bir kahvaltı gibi de öğleden sonra ara öğün yapmamız gerekmektedir. Gün içerisinde bu şekilde beslenirsek öncelikle konsantrasyonumuz daha çok yükselecektir, verimliliğimiz artacaktır ve aynı zamanda kendimizi daha dinç hissedeceğiz ve gün içerisinde çok yorgun hissetmeyip uykumuz gelmeyecek. Dolayısıyla ofiste dikkat etmemiz gerekenler bunlar.